şeyimiz mükemmel anlamında değil ama her şeyimizi olgun hale getirmeye gayret etmeliyiz. En azından elimizden geldiği kadarınca hassasiyet iyidir. Yüce Allah bizi iyi etsin inşallah. Evet, bir soru gelmiş. Beni bağışlayın diyerek söylüyorum soruyu. Eşim açık filmlere bakıyor. Ben de eşimin yüzüne bakamıyorum. Sorusu da ilginç. Efendim, izleme günah mı? Eşin açık filmlere bakmasın. Tabii ki kalbinde başka şeylere yol açar. Efendim, gözleriyle haram işlemiş olur. Ve bu tür şeyleri izlemek zaman içerisinde insanların hassas olduğu noktaları çiğnemesine sebep olabilir. Onun için de müstehcen filmleri eşiniz izlemesin. Eşiniz izlediğini sizin bildiğinizi bilmiyorsa yüzüne karşı sen tüh sana bunu izliyorsun deme. Daha uygun bir dille onu yüzüne rencide etmeden vazgeçmesini sağla. Bunun bir yolu vardır, yordamı vardır. Ama bu tür filmleri izlemekten kaçınmak lazım. Herkesin avucunda Allah yazdığı söyleniyor. Peki neden Arapça yazmıyor? Türkçe'de, Arapça'da öyle bir şey yok. Yani elimizin içinde Allah ismi yazılmıyor. Böyle zorlayarak efendim bu mudur? Yani zorlamaya gerek yok. Allah'ın ismi elin içinde yazmasa ne olur? Allah'ın ismi her yerde var zaten. Ha ama şu var. Bu işte 81. Bu efendim 18 veya işte okuma tarzına göre bu 81, bu efendim 18, 17 gibi okunabiliyor işte buradaki rakamlar. Ona göre işte birbirinden çıkardınız mı 90, topladınız mı 99, yok efendim çıkardınız mı 63 gibi şeyler var. Ama bunlar birebir illaki budur anlamına gelmiyor. Bu bir şekilde bir düzen de olmuş olabilir. Ama Allah elimizin içinde Allah'ın ismi yazılmıyor. Yok öyle bir şey. Arapça öyle bir şey. Ben okuyamıyorum, görmüyorum öyle bir şey yani. Görmeme de gerek yok, ihtiyaç da yok.